kosinüs 5x bölü e üzeri sinüs 5x dx'in belirsiz integralinin neye eşit olduğunu bulacağız. Bu arada penceremin hemen dışında bir karga var ve sürekli ötüyor. Eğer ufak konsantrasyon sorunları yaşarsam beni şimdiden affedin. Evet isterseniz burada u dönüşümü kullanıp kullanamayacağımızı değerlendirelim. Aklınızda hemen u'yu sinüs 5x'e eşitlemek, evet bu oluşmuş olabilir. u sinüs 5x'e eşit olduğunda bu da du'ya çok benzeyen bir şey olur öyle değil mi? Hadi hemen kontrol edelim. du bölü dx, u'nun x'e göre türevi. Zincir kuralını kullanacağız. 5x'in türevi 5'tir. Sonra sinüs 5x'in 5x'e göre türevi de kosinüs 5x'e eşittir. Diferansiyel formda yazmak istersek ki bu son derece faydalı. du 5 çarpı kosinüs 5x dx'e eşit olur. Şimdi ifadeye bir kere daha göz atacak olursak burada du değil de du'ya çok benzeyen bir ifade var. Bu arada dx'i yazmayı unutmuşum. Çok pardon. Evet, şimdi oldu. Burada kosinüs 5x dx var ama 5 kosinüs 5x dx yok. Bu sorunu ifadeyi 5 ile çarpıp 5'e bölerek çözebiliriz öyle değil mi? 1 bölü 5 ile 5'i çarpınca 1 elde ettiğimiz için ifadenin değerini değiştirmemiş oluruz. Bunu yaptığımızda da u ve du'nun tam da istediğimiz gibi orada olduklarını görürüz. Bu u evet ve bu da d. U etrafını şöylece çizeyim. 5 kosinüs 5x dx. O halde bunu bir kere daha yazalım. 1 bölü 5 çarpı, bu arada, bu arada umarım kargayı siz de duymuyorsunuzdur. 1 bölü 5 çarpı mavi içindekiler duya eşit olduğundan buraya du yazalım. Bölü e üzeri U'nun belirsiz integrali. Peki bunun ters türevini nasıl alabiliriz? Burada da aklınıza bir sürü fikir gelmiş olabilir ama açık olan bir şey var ki ifade bu haldeyken ters türevi almaya henüz hazır değiliz. Bunu 1 bölü 5 çarpı integral e üzeri eksi u du olarak yazabilirim. Bunu gördüğünüzde de belki bir u dönüşümü daha yapabilirim diye düşünmüş olabilirsiniz. u'yu kullandığımız için bu defa W'yu kullanalım. Yani bir W dönüşümü yapalım. Bunu aklınızdan da yapabilirsiniz ama her şeyin açık olması adına ben yazarak yapacağım e üzeri u'nun ters türevinin e üzeri u'ya eşit olduğunu bildiğimiz için bu eğer e üzeri u olsaydı çok güzel olurdu ama ne yazık ki değil. Bu yüzden de bunu e üzeri eksi bir şey yerine e üzeri bir şeye dönüştürmeye çalışacağız. Bir bakalım. E, eh, elimde renk kalmadı sanki. Evet. W'yu eksi u'ya eşitliyorum. Bu durumda W'nun U'ya göre türevi de eksi 1'e eşit olur. Yine yukarıdaki gibi bunu bir de diferansiyel formda yani dw eşittir eksi du olarak yazalım. Bu durumda bu w olur. Evet peki ya dw? Elimizde du var, değil mi? Eksi du yok. O halde ne yapacağız? İçeriği ve dışarıyı eksi 1 ile çarparak eksi du elde etmeye çalışacağız. Eksi 1 çarpı eksi 1, 1 ettiğinden ifadenin değeri de değişmemiş olacak. İsterseniz eksi 1 ve eksi 1'i yazarak da gösterebilirim. Bunu yapınca eksi 1 çarpı du'dan eksi du elde edeceğimiz için integralimizi Eksi 1 bölü 5 çarpı e üzeri eksi u yerine w yazacağız. Yani e üzeri w eksi d u yerine de d w. Evet dW'nun belirsiz integrali olarak yazabiliriz. Ve nihayet artık son derece basit bir integralle karşı karşıyayız. Bunun w türünden ters türevi eksi 1 bölü 5 çarpı e üzeri w. Bir de sabit ekleyelim, artı c. Evet, buna eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi, bir de yaptığımız dönüşümleri tersine çevirmemiz lazım. w'nun eksi u'ya eşit olduğunu biliyoruz. Hemen yazıyorum. Eksi 1 bölü 5, renkleri doğru kullanayım. e üzeri eksi u artı c. Tamam. Ama bitmedi. Çünkü u da sinüs 5x'e eşit. O halde eşittir eksi 1 bölü 5 çarpı e üzeri eksi u yani eksi sinüs 5x artı c. Bu arada bunu sadece tek bir dönüşüm kullanarak yapmak da mümkündü. Ama bunu yapmak için tabii ki de burada e üzeri eksi içeren bir ters türev elde edeceğimizi öngörmemiz gerekiyordu. Bunu göremediyseniz yani aklınıza bile gelmediyse Kendinizi kötü hissetmenize de gerek yok çünkü ne olacağını size hemen göstereceğim. Orijinal integrali tekrar ele alalım. Neydi? Kosinüs 5x bölü e üzeri sinüs 5x dx'ti. Öyle değil mi? Bunu kosinüs 5x çarpı e üzeri eksi sinüs 5x dx olarak da yazabiliriz. Bu durumda da u'yu eksi sinüs 5x'e eşitler. Evet, eğer u eksi sinüs 5x'e eşit olursa, du da eksi 5 kosinüs 5x'e eşit olur. dx'i de unutmayalım. Burada eksi 5 yok ama bunu hem eksi 5 ile hem de eksi 1 bölü 5 ile çarparsak ifadenin değeri değişmez ve burada eksi 5 kosinüs 5x dx'i yani du'yu elde edebiliriz. Eksi 5 şöyle göstereyim. Eksi 5 kosinüs 5x dx. Evet du bu. Çarpma sırasını değiştirmekten başka bir şey yapmadım. Çarpı e üzeri u. Evet, bu şekilde yapsaydık sadece tek bir dönüşüm kullanarak sonuca ulaşabileceğimizi görüyorsunuz değil mi? İsterseniz ters türevini de alalım. Tek bir renk kullanacağım. Eksi 1 bölü 5 çarpı e üzeri u artı c. u'ya eksi sinüs 5x demiştik. O halde eksi 1 bölü 5 çarpı e üzeri eksi sinüs 5x artı c. İşte bu kadar. Bu yol bizi tabii ki de çok daha hızlı bir şekilde sonuca ulaştırıyor. Ayrıca daha da kolay. Zaman içerisinde yani buna benzeyen integralleri almaya devam ettikçe tüm bunları aklınızdan bile yapabilecek duruma geleceksiniz. Ayrıca ilk yolu kullandıysanız, yani uyu sinüs 5 xe eşitlediyseniz de hata yapmadığınızı bilmelisiniz. Bu yoldan yaptıysanız, sonuca ulaşmak için bir tane daha dönüşüm yapmanız gerekiyor, o kadar. Son olarak size bir de bu videoyu dışarıda durmadan öterek başımı netini yiyen kargaya rağmen tamamlayabildiğim için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Umarım onun sesi size gelmemiştir.